Meydan Sosyal Tesis hizmete açıldı. Engelli Evet. Bu kafede Engellim. engel yok diye de altını çizmek Aha. gerekiyor. Gün Medya Yönetim Kurulu Başkanı Güngör Atak, Kadeş Meydanı'na belediye tarafından açılan sosyal tesisin güzel bir çalışma olduğunu, buraya engellilerin de tekerlekli ile rahatça girebildiğini anlattı. Kadeş Meydanı'nda e, güzel de bir şey oldu. E, yapılan hizmetin hiçbirinin Hı. kötüsü olmaz. Yani mesela sosyal tesislerde... Belediye e, on numara bak, onu söyleyeyim. Evet. Yani şimdi e, bunu e, şey yapmayacağım çünkü e, hem hizmet açısından, hizmet açısından yani şimdi hmm. mesela bazı şey değil yani belediyenin işte ucuz çay veriyor, yani bir kafede dolu işte, gibi. yani götürüp önüne tak diye koymuyorlar yani. Gerçekten hizmet veriyorlar. bak, onu da ben e, hem buraya muhtemel sen gördün mü? Nereye? Bu, bu söyledikleri yok, yok buraya bakmadım. Burada farklı e, yani daha önce anlattığından biliyorum. Yani diğer yerlere biliyorum ama burada daha farklı e, yani sandalyeler falan da var burada. Normal şey de var normal engelsiz anladım, yani direkt aracının şeyinin girebileceği tekerlekli, tekerlekli sandalyele girebileceği bir şey de var. Yani yapılması gerekiyor. Ya. Yani neticede herkes bir engelli adayı yani. Engelsiz kafenin de bir şekilde yapılması hmm. gerekiyordu. İşte belediye başkanımız dediği gibi önceki vaatlerden seçim vaatlerinden bir hmm. tanesi e, tabii iyi oldu. Yeri de güzel. Evet. Yani meydanda olması Hani bir ötelenmiş bir yerde değil yani. Hmm. Meydanın evet. göbeğinde olması da ulaşım açısından da, kolay. açısından da çok güzel. Gazeteci Ayhan Aykanat ise engelsiz kafe gibi ayrımlarla yapılanların aslında olması gereken düzenlemeler olduğunu ifade etti. Ben, Gidelim ben buraya. olarak şöyle bir şey doğru bulmuyorum. Yani engelsiz kafe bir de bunun engelli olan kafesi mi var yani? Şimdi engelsiz kafe vesaire falan filan gibi ayrımlarla aslında şurada e, yaptığınız her şey tamamen olması gereken insani olan e, düzenlemeler. Evet. Yani toplumun aslında yapılacak olan her türlü düzenlemede toplumun tüm kesimleri Her yerde böyle olması lazım. Yani değil mi? standart Orada, olması gerekiyor. Toplumun tüm ama. kesimleri oradan Çok faydalanacak yok, diye düzenleme yapabilirsin. Sosyal belediyeciliğin ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını karşılamak olarak görüldüğünü anlatan Aykanat, bu kentte insanların nefes alabileceği yerlere de ihtiyaç bulunduğunu vurguladı. Şunun altını çizmek lazım. Hani uzun süredir beri hep sosyal belediyecilik, sosyal belediyecilik diye bir terane tutturuyorlar hmm. Türkiye'de. Sosyal belediyeciliği de zannediyorlar ki ihtiyaç sahipliği, insanlara ihtiyaçlarını karşılamak, evet. işte iki kilo makarna, bir kilo bilmem ne, bir torba kömür vermek. Buna sosyal belediyecilik diyorlar. Aslında sosyal belediyecilik tek başına böyle bir hizmeti yapıyor olmak değil. Sosyal belediyecilik işte bu da. Yani bu kentte yaşayan insanların, nefes alabilecekleri, dinlenebilecekleri, bir çay içebilecekleri, birileriyle hı hı. sohbet edecekleri alanları yerel yönetimlerin de e, yapması ve o insanların e, istifası, istifadesine ekonomik hı. şekilde sunuyor olması.